Halkbank'ın katkılarıyla sunulan destekler yatırıma ve üretime dönüştü. Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde Türkiye'nin başarılı kadın girişimcileri ödüllendirildi. İstanbul'da yapılan ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de katıldı. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir yılını tamamlayan Üreten Kadınlar projesiyle 100 bin kadın girişimci hedefini aşarak 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL'ye ulaşan finansal destek sağladıklarını açıkladı. Biz Halkbank olarak geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir girişim yolculuğuna çıktık. Ülkemizdeki girişimci olmayı hedefleyen ya da girişimcilik hayatına başlayan kadınlarımıza finansman desteği sağlamak. Yani 107 bin kadın ve 10,7 milyarlık bir finansman desteğine sahip olmak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bağımsız bir Türkiye için üreten kadın vurgusu yaptı. Kadın emeğinin desteğinin olmadığı bir ekonominin eksik olabileceğini düşünüyoruz. Hayatımızda çok çok önemli yerleri vardır kadınlarımızın. Onları cesaretlendirmek istiyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. Halkbank olarak kadınımızın yanındayız diyoruz ve onları girişimcilik yolculuğunda yalnız bırakmıyoruz. Ülkemiz güzel gelişiyor. Dolayısıyla bu büyümede, bu kalkınmada kadınlarımızın ne kadar çok katkısı olursa ülkemiz o kadar daha güzel yarınlara kavuşacaktır. Halkbank, Türkiye'nin her yerinde ürettikleriyle kendisine, ailesine, yöresine ve ülkesine katkı sağlayan kadınlara destek oluyor. Trakya Emekçi Kadın Kooperatifiyiz ki kadınlarımızla beraber üretiyoruz ve bunları pazarlayarak aile bütçemize katkı sunuyoruz. Bu da kadınlarımızın gücünü göstermek için geldik, emeklerimizi ortaya koymak için geldik. Çok güzel yerlerde olduğumuzu da gördük kendi anlamında. Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimci kadınlar el emekleriyle ürettikleri ürünleri sergiledi. Evde kendi el emeklerimizle ürettiğimiz şeylerimiz, reçellerimiz, marmelatlarımız, ev sirkelerimiz, halk eğitimden arkadaşlarımızla beraber yaptığımız hediyelik ürünler var. Bölgelerine örnek olan kadınlar, kurdukları işler sayesinde yöre kadınına da istihdam sağlıyor. Hikayemiz İmece ile başladı. Kooperatifleşmeden önce gerçek boyutlarda bir iğne oyasından şeftali ağacı yapıldı. Onlarca kadının, oya ustası arkadaşlarımızın, Gönenli kadınların bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir sanat eseridir. Güçlü bir toplum için güçlü kadınlar diyerek yola çıkan Halkbank, kadınlara girişimcilik alanında eğitimler sunarak Üreten Kadınlar Akademisi'ni de hayata geçirdi. Halkbank'ın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde anlamlı bir de sergi düzenlendi. Kadınların iş yaşamına dahil olmasının kısa kronolojisinin anlatıldığı sergide pek çok kahraman Türk kadını bulunuyor. İlk Türk kadın gazeteci Fatma Şadiye Hanım'dan ilk Türk kadın edebiyatçı Fatma Aliye Topuz'a, dünyanın ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'den sayısız kahraman Türk kadınına, tamamı üreten kadınların ilham kaynağı oldu. Halkbank önümüzdeki dönemde Türkiye'deki tüm kadınlara destek olmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek.